herkesin barış konusunda elini taşın altına koyması gerekiyor. Çünkü bu nükleer saldırılar karşısında hiç kimsenin yaşama şansı ve doğanın yaşama şansı kalmayacaktır. Elbette bu savaştan hiç kimse azade kalmayacaktır bölgede. Biz bunların farkındayız. Türkiye'de mevcut olan iktidar bu sorunlara sahici yaklaşmak zorundadır ama sahici yaklaşmıyor. Bu ülkeyi haksızlık, adaletsizlik, baskı, şiddet ve çatışma böler. Bu ülkeyi halklar arası ayrımlar böler. İki kardeş arasında yapılan ayrım ve haksızlık iki kardeşi de bir evi de böler. Bakın, bunlar iç barıştan bahsediyor ya da işte bu savaşa karşı yeni bir ivme kazandırmak isterler siyasete. Elbette bütün bunlar konuşulup tartışılacak konular ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Böyle bir niyetleri olduğu halde 3 Ekim'de toplanan Milli Güvenlik Kurulu kararının sonuç bildirgesindeki 5 maddenin ilk 3'ü Kürtleri nasıl daha fazla öldürürüz, Kürtleri nasıl daha fazla döveriz üzerine endekslenmiş ve özetlenmiş 3 madde. Böyle mi sağlanacak iç barış? Böyle mi sağlanacak iç barışın stratejisi? Böyle mi oluşturulacak? Kürt sorunu barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmelidir. Sadece Türkiye'de değil, Suriye'de statü elde etmek üzere olan Kürt halkının statü hakkına dayanışmacı bir çizgiyle yaklaşılmalıdır. Bu buranın, Türkiye'nin resmi görüşü olarak da böyle sunulabilmelidir. Barışın bölgede sağlanmasının yolunun da buradan geçtiğini kimse unutmamalıdır. Bunun için de değerli arkadaşlar 10 Ekim'de Abdullah Öcalan'a özgürlük, Kürt sorununa çözüm diyerek Amed'de 10 binlerle mitingde olacağız hep beraber. 13 Ekim'de diye düzeltiyorum tarihi arkadaşlar. Şu soruyu hem iktidara hem muhalefete soruyoruz. AKP ve ortakları bahsini ettiğimiz bu tablonun neresindeler? Ana muhalefet partisi bu tablonun neresinde? Çözüme dair, bu sorunların çözümüne dair nasıl bir programı var? Bunu kamuoyuna açıklamalarını bekliyoruz. Dem Parti bu tablonun neresinde biliyor musunuz? Dün olduğu gibi bugün de tam da onurlu barış karesinde. Biz onurlu barış istiyoruz. Onurlu barışın tesis edilmesi için ödenecek bedel neyse, verilecek mücadele neyse vermeye de hazırız. Bu konuda müzakere ve diyalog süreci gerektiren dönemlerde de müzakereye de diyaloğa da oturmaya hazırız. Toplumsal barış için iktidar ve devlet aklının Gezi ve Kobani sendromundan kurtulması gerekiyor. Hem Gezi için, burada özellikle Gezi'den bahsederken sevgili Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve bütün arkadaşlarımıza, Kobani direnişinde ve Gezi'den bahsederken sevgili Can Atalay'a, Osman Kavala'ya buradan selam ve sevgilerimizi iletiyorum. Ve özellikle bu iki davayla ilgili biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı var. Bu kararların uygulanması ve hayata geçirilmesi elbette ki bu yol temizliğinin önemli öğelerinden birisidir değerli arkadaşlar.